Çöller, kumlar, develer, bedevi çadırları. Arap kültürü, bize son yüzyılda öğretilmiş imgeler toplamından çok daha fazlası. Bizi arkadan vurdular propagandası arasında binlerce yıllık kadim bir kültür ve Türkiye'nin sayıca üçüncü büyük halkı gözden kaçıyor, kaçırılıyor. Araplar, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya, Körfez'den Anadolu'ya uzanan geniş bir coğrafyada yaşıyorlar. Kültürleri yaşadıkları coğrafyaya ve komşu halklara göre özgünlükler de içeren Araplar, Türkiye sınırlarındaki en köklü ve en kalabalık halklardan biri. Göçer hayatı yaşayan ya da koçer hayatı yaşayan Arap kesiminin kesimine verilen isim ise Bedevi olmuştur. Bedeviler ne yazık ki yoksullukları yaşadıkları için, yerleşik olamadıkları için bu kültürel halkın, kadim kültürlü halkın dağlarla ilgili, tepelerle ilgili, hayvanlarını otlatabilecekleri, can güvenlikleriyle ilgili hep yükseltilerde yaşamışlardır. İlkbaharla beraber sıcak mevsimleri, hayvanlarının telef olmaması için iklim koşullarını belirlemişlerdir ve ona göre yönlenmişlerdir. Arap adının geçtiği bilinen ilk kaynak Asur tabletleri. Asurlular, Arabistan Yarımadası'ndaki çöllerde göçebe yaşayan topluluklara Arabeya diyordu. İslam inanışına göre de İbrahim peygamberin iki oğlundan İsmail'in soyundan gelenler Araplar, İshak'ın soyundan gelenlerse İsrailoğullarını oluşturmuş. Araplar tarihte bazı küçük devletler kursalar da İslamiyet'e kadar daha çok kabileler halinde yaşayan bir topluluk oldular. İslam devleti dönemi hariç güçlü devletleri olmamış. 400 yıl Osmanlı hakimiyeti, sonra kısa süreli sömürgeliğin ardından şimdi irili ufaklı pek çok devletleri bulunuyor. Bunların bir kısmı Mısır'a gidiyor, bir kısmı Akabe Körfezi'nden Filistin'e kayıyor. Fakat Bedevilerin beraberinde hayvanı olmayan, yaşam koşulları düzgün olmayan amele kalıyor ve Akadların ordusunda Sümerlere karşı maalesef savaşmak zorunda kalıyor ve Sümerleri alt üst ediyorlar ve onları ortadan kaldırdıktan sonra Akadlar bugün Mardin'de Mahallemi Araplar diye ya da Mahallemi Araplar diye bu isimle anılan. Nusayri Araplarla birlikte Türkiye'de 2 milyon 600 bin Arap yaşıyor. Çukurova, Mardin, Urfa, Siirt en kalabalık oldukları yerler. Bazı Arap dernekleri sayının 7 milyon civarında olduğunu da söylüyor. 1,5 milyon civarı olduğunu söyleyenler de var. Diğer halklarda olduğu gibi kesin bir sayıya ulaşmak malum politikalar nedeniyle çok zor. Elbette bu rakamlara son yıllarda Suriye'den sığınmacı olarak gelen 2 milyona yakın Arap dahil değil. 500-600 sene önce İspanya'da Engizisyon'dan kaçan, yani zulmünden inleyen Yahudiler kurtarılmaları için Sultan Süleyman'a başvuruyorlar. O da onlara Kemal Reis komutasında bir gemi gönderiyor. Bu gemiye, hatta bunlara Safarat Musevileri diyorlar ve Türkiye'de de her sene anma manma falan oluyor. Ben bu konuda İsrail Büyükelçiliğinden bilgi istedim, kimse vermedi. İki tane birisi öldürülen bir Musevi iş adamı vardı, onlara da mektup yazdım. Hiç kimse bana bilgi vermedi yani. Meğerse bu gemi bu Musevilerle beraber bu Engizisyon'dan yani bizar olan, onlar da zulüm gören Müslümanlardan bir bölümü de almışlar. Ve bu İstanbul'a geliyor, hamulesini indiriyor, yolcularını. Geri kalan daha önce Tarık bin Ziyad'ın gemilerini yaktırarak İspanya'yı işgale çıkan, yani Orta Doğu'dan getirdiği insanlar.
yani Arabistan'dan geldi. Onlar da diyor buraya kadar gelmişken biz de esas doğum yerimize gidelim madem ki böyle, oraya gidelim. Tarsus'a kadar geliyorlar, orada gemileri bozuluyor ve ikiye ayrılıyor bu inen, gemiden inenden. Bir kısmı Mardin'e gidiyor, bir kısmı buraya geliyor. Yani biz de, ben yani o günden beri hep ben Tarık bin Ziyad'ın torunuyum, ben Endülüs Emevilerindenim diye söylüyorum. Başka bir iddia da, buraya bir yönetici gelmiş Osmanlı İmparatorluğu zamanında. Biliyorsun Arapça işte ahire dili diye kabul ediliyor, mübarek bir dindir. O da herkesi Arapça konuşmaya zorlamış. Bir de onun etkisi de var diyorlar. Türkiye Araplarının büyük çoğunluğu Müslüman. 18 bin civarında da Hristiyan Arap var. Müslüman Arapların çoğu Sünni. Ancak özellikle Hatay, Adana ve Mersin Araplarının çoğunluğu Nusayri, bir başka deyişle Arap Alevisi. Türkiye Araplarının bir bölümü, fetihler ve göçlerle bu topraklara gelen Araplardan oluşurken, bir bölümü de sonradan kültürel ve dinsel olarak Araplaşmış Müstarebe Arapları. Bize diyorlar Urfa Arapları diyorlar. 1973 yılında Adana'ya göç ettik. Adana'ya gelmemiz, şimdi oradaki tarım işçiliğiyle uğraşıyorduk. Tarım işçiliği bittiğinden dolayı biz Adana'ya göç etmek zorundaydık. Geldik burada, tarlalarda kazma, pamuk, bütün işlerde tarım işçiliğini yaptık. Burada rahat, mecburiyetten burada rahattır. Yokluktan rahattır. Ne yapar? Alıştık buraya. Çocuklarımız Urfa'yı bilmiyorlar. Bilmiyorlar Urfa'yı. Gitmediler. Adana'da doğmuşlar. 72'den beri biz burada yerleştik. Yani bilirsin, Arap'ın kültürü bu, denişemedim. Aynen gidiş, aynen gidiş. Yani aile bakımından her eve sorarsan 8 tane 9 tane çocuğu var. Burası itilmiş bir bölge. Yani giden soran yok. Bu bölge, sırf bu bölge. İtilmiş bir bölgedir. Kimse sorup giden yok. Burada akrabayız. Hemen hemen burada 20 bin, 30 bin civarında insanımız var. Geçmişteki memlekete gelen ve halen sıkı sıkı kendi ırf adetlerine bağlı olanlar daha kendilerini şey değiştirmemişler. Ama dünya değişir, biz değişmiyoruz. Dünya değişir, biz değişmiyoruz. O da kültür eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani kültürümüz geçmişten bir güne kadar eğitim görmüş olsaydık belki farklı farklı olurduk. Yani. Buradaki olan Sünni Araplar. Hepsi Sünni Arap deyince hepsi burada oturan Sünni Arap. Sünniyiz çoğumuz ama hepsi Sünni Arap değil. Kürt Sünnilerimiz de var, Zaza Sünnilerimiz de var, Türk Sünnilerimiz de var. Hepimiz kardeş gibi yaşıyoruz. Şimdi kültürlerimiz şöyle izah edeyim. Biz beraber olmasaydık kültürümüzle, ırf adetlerimiz hiçbirisi kalmazdı. Ama şu andaki birbirimize kenetlendiğimizden dolayı hala ve ırf adetlerimizi devam ettiriyoruz. Hatay ve Çukurova'da yaşayan Araplar Levant Arapçası, diğer bölgelerdekilerse ağırlıkla Kuzey Mezopotamya Arapçası konuşuyorlar. Arapça Türkiye'de eğitimde yaygın olan bir dil. Ancak ağırlıkla Kur'an Arapçası öğretildiğinden Arap kültürünün gelişimi açısından yeterli bulunmuyor. Geniş bir sözcük hazinesine sahip Arapça, Türkiye'de günlük hayatta daha çok 3 ila 5 bin kelimelik bir sınırlılıkta konuşuluyor. Dini ağırlıklı Arapça eğitiminin de Arapçanın gelişimine, kökleşmesine fayda sağladığını söylemek zor. Yani şimdi aslıma bakarsanız, evet ben de aslen Kürt'üm. Ama Kürt, Arap falan, ben bunları reddediyorum. Nitekim şimdi onu anlatacağım size. Siirt'e gelince Arap oldum. Sonra yaşım müsait olduğu zaman da okula yazdılar beni. Belki de 150-200 sene sonra beni de. Okula gidince de Türk oldum. Yani orada hep Türk kültürüyle yetiştim. Ama şimdi sorarsanız ben ne Türk'üm, ne Arap'ım, ne Kürt'üm. Ben dünya vatandaşıyım. Arapça gerçekten sadece İslam'la başlamış değildir elbette. Evde kendi dilimizle konuşuyoruz. Benim şimdi okuyan çocuğum var. Üniversitede okuyor. Şimdi Arapça konuşmazsam zorluk çekerim Türkçe'ye.
Arapça aslında Aramice asıl dil grubu. Bugün edebiyatçıların, ister Arap dili edebiyatı ile ilgili olanlar olsun, dünya literatüründe Hami ve Sami dil grubundan oluşmaktadır. Bu gruptandırlar. Bu gruba değişik lehçeler söylenir. Bu lehçelerden çok önemlisi, çok geçerlisi Mısır lehçesidir. Elbette ona yakın Suriye lehçesidir. Ve feodal yapıda Kariye dediğimiz, yani köy lehçesi, Kariye dediğimiz Irak lehçesidir. Şimdi Arapça, bizim Arapçamızla Mardin Arabı birbirine biraz lehçe değişikliği var. İstanbul ağzı diyorlar değil mi? Trabzon şivesi diyorlar. Efendim Adana, işte her yerin bir değişik versiyonu var. Yani o doğal bir şeydir. Bizim bu çeşitliğimiz de ondan biridir. Fakat hiç Arap ve daha doğrusu Süryani ya da Müslüman olmadığı halde Arapçayı konuşan Berberi lehçesi vardır ki bu saydığımız, ilk saydığımız lehçelerden farklıdırlar. Ama bu farklı lehçeler içinde yaşadıkları coğrafyanın, değişik kültürlerden gelen dillerin, Farsçanın, Türkçenin, Kürtçenin ya da Süryanice'nin, Ermenice'nin, Ermenilerin dili olarak etkisinde kaldığı için özellikle Farsçadan, Arapça Farsçadan bir hayli almış. Tıpkı Kürtçenin, yani Kürmancı lehçesinde olduğu gibi Farsçadan da kelimeler anlama oturmuştur, konuk olarak durmaktadır. Yapılan çalışmalar ve derlemeler bu dil zenginliğine, kültürel zenginliğe katkılarını elbette yavaş yavaş görmeye başladık. İlk doğduğundan beri Türkçe ikincisi, sonra da öğrenir. İlk önce Arapça. New York'ta o metronun kapısına gittim, Arapça. Mefis erdiye diye bağırdığımı hatırlıyorum. Birisi dedi, valla sen Arapsın ama ben Türk'üm. Eğer Türk arıyorsan gel konuşalım diye dediğini hatırlıyorum. Yani her yerde de var mesela. İslamiyet de her yerde tabii bu dili konuşuyor. Nereye gittikse de camilerinde, yani gene anlaşabildiğimiz insanları görüyoruz. Yani Arapçanın zaten zenginliği bellidir. Yani biz bu çat pat Arapçamızla bile olsa mesela New York'ta bir Filistinliyle çok rahat konuştum. Yeni yeni kız çocuklarımızı okumaya gönderiyoruz, okullara gönderiyoruz. Yani bizim kültürümüzde kadınların okuması müsaade edilmiyor. İmam Hatip'e giden çocuklarımız onlar ancak yazmayı biliyor. Yazma ve okumayı biliyor. Medrese eskisi gibi yok. Aile komple çalışması gerekiyor. Bazen geliyorsun burada, herkes, yani bir ay sonra herkes saraya çıkıyor. Yani ailece çıkıyor. Ailece çıkan saraya o çocuk ne verimli olacak? Gidecek 11. ayda gelecek. 11. aydan sonra okula göndersen ne olacak, göndermesen ne olacak? Yani bugün buradan 2 ayını çaldık. İlkokulda başlarken de 2 ayını çalsak 4 ay, zaten okul 9 aydır. O çocuk nasıl verimli olacak? Osmanlı'nın son dönemlerindeki Türkçü politikalara kadar Arapların devletle pek bir sorunu olmadı. Devletin de Araplarla. Birinci Dünya Savaşı sonrası Arap bölgeleri ayrılınca Türkiye'deki Araplar da benzer bir çizgi izlediler. Ciddi boyutlarda baskıcı uygulamalara maruz kalsalar da devletle karşı karşıya gelmeyen uyumlu bir halk görüntüsü verdiler. Arap kimliğini korumaya çalışsalar da devletin resmi kimliğine de bir direniş göstermediler. Ortak din burada özel bir işle üstlendi. Yine de bunun bir tercih değil, bir zorunluluk olarak yaşadığını söylemekte fayda var. Cumhuriyet ilk yıllardan beri büyük savaşta arkadan vuran Arap imajını sıklıkla kullandı. Türkçe'de Araplara dönük ayrımcı sözlerin, hakaret içeren deyimlerin çokluğu düşünüldüğünde
Bu ayrımcılığın boyutları da açığa çıkıyor. Yani şimdi biz Araplardan Ayla reisi, en büyük olan Ayla reisi olur. En büyük Ayla reisi, Ankara reisi o konuşuyor. Kimse konuşamaz. Herkes ona diller yani. Kendi aramızda anlaşırsak aşirete gerek yok ama anlaşmadığı zaman aşiret reislerimiz var. Bu işi bilenler var. Örf adetine göre gideriz orada konuşuruz. Kim haklı, kim haksız. O konuda şey anlaşma olur sağlanır. İki aşiret Aziz Başak bir, kafan, bir olay olursa sözü geçerli. Ki aşiret gelip liderler gelip o çözümü aynen yani diyorum ki hukuk gibi ya. Aynı oturup böyle anlaşırlar mesela. Hangi haksızsa, hangisi şeyse. Kan bedel ödüyorlar. Ve halen şu arada mevcuttur yani. Kendi aşiret, kendi aramızda yani birisi birisini vurduğu zaman kendi aramızda. O zaman yani. Başka bir aşiret müdahil olur. Diyelim ki başka bir aşiret müdahil olur. Eğer olmazsa öbürü de girer devreye. Ondan sonra olmazsa dini adamlar getirirler. Hoca, dini adamlar getirirler. Dini adamlar çözerler arayı. Herkes kendi gücüne göre değil. Belli bir rakam veriliyor. O rakamın esnasında verilmesi gerekiyor. O para vermek zorunda. Varsa da yoksa da getirip vereceksin yani. Gece bir oda var. Bir oda var gece. Aşiret reisinin bir misafir odası var. Gece gidip orada oturuyoruz, toplanıyoruz. Yani din inancımıza göre iki de var, üç de var. Burada şu anda mevcut yani. İki karılı, iki, üç karılı olan insanlarımız vardır. Mevcut yani. Var. Biz Araplarda adet. Üç de var, iki de var, tek dört, de var. Dört de var, tek de var. Farklı aşiretlerden kendi, yani bize ekseri şu. Kendi yakın akrabasından. Yani yakın akrabasından amcasının kızı, dayısının kızı, teyzesinin kızı, halasının kızı vesaire o daha geçerlidir. Çoğu bir evde. Tamam canım benim. Yani zenginler eğer zengin hali vakti gelirse ayrı ayrı. Eğer hali vakti değilse hepsi bir yerde yaşamak zorundalar yani. Başlık parası şöyle. Yani başlık parası diğer yerlerde ben gezdiğim için onlar altın eşya. Belli bir şey biçiyorlar. Diyor ki şu kadar altın yapacaksın, şu kadar buzdolabı alacaksın, çamaşır makine alacaksın, koltuk alacaksın vesaire vesaire alacaksın. Ben başlık parası verdiğim anda ne altına karışırım, ne cehize karışırım, ne bir şeye karışırım. Sadece giyim kuşamından sorumluyum. Giyim kuşamından sorumluyum ama bana göre başlık daha mantıklı. Var, bizimki var. Aşiret. Bizimki başlık parası. Yani boşanma %1. Yani diyelim ki sıfır yani. Boşanma sıfır. Çünkü aşiret olduğu için, başlık parası olduğu için. Bir iki köye de gittim. Baktım her köyde ayrı bir şey. Birisi gelin gelirken elma atıyor. Birisi ayva atıyor. Mesela bizim burada gelir eve girerken testi kırıyorlar. O da ayrı bir mesele ya yani. Korksun kayınpedergillerinden gelin. Yani öyle vurduğu zaman herkes ayağa hop kalkıyor, korkuyor yani. Bir korku hissi geliyor. Ben öyle yorumladım. Bazıları diyor yok çocukları sevindirmek için içine para koyuyorlar, üzüm koyuyorlar, şeker koyuyorlar. Böyle çeşitli şeyler de oluyor. Açık havalarda yapıyoruz. Herkes evin önünde, boşlukta yapıyoruz düğünlerimiz. Nerede boşluk varsa orada yapıyoruz. Düğünlerde şey, bulgur pilavı, fasulye. Bayat güveç, etli olması baştadır yani. Ya yani koyun eti olması şartıyla. Düğünlerde lahme düğün yapıyorlar. Yani etli yemekler. Etli yemekler yapıyorlar. Herkes kendi gücüne göre. Şihr denilen ilkbahar eğlenceleri var. Bu türbelerde daha türbe ziyaretiyle gerçekleştiriliyor. Ama bu vesileyle aileler de genç kızlarıyla beraber giderler. Hatta şeye salıncak kurarlardı böyle yaşlı ağaçlara. O gençler de böyle sallanırlardı. İşte aileler kızlarını oraya götürdüğü zaman çocuklarına da oradan kız beğenirler. İşte sorarlar bu kimin kızıdır. Sonra da yani çocuğa söylerler bak falan kesin kızı işte böyledir böyledir falan bir gün işte evlerini de tarif ediyorlar. Yani eğer beğenirse böyle gidip alıyorlar. Yani ondan sonra
erkekler arasında da işte isteme şeyi başlıyor. İşte önce onları tanıyan yaşlı birine diyorlar, eğer müsaade ederlerse bu akşam gelip böyle bir ziyaret yapmak istiyorlar falan diye. Ha, bu aracılar mutlak olur. Teyzesi, halası, yani ya onun yakın akrabaları, benim yakın akrabalarım. Diyorlar ki falan yerde bir güzel bir kız vardı, gidersin istersin yani. Kadınlar da, onlar da başka bir açıdan gerekli araştırmayı yapıyorlardı. Mesela ne yapıyorlardı? Yani çocuğun annesi veya yengesiyle beraber o beğenilen kızın evinin kapısını çalarlar. Derler ki yani eğer mevsimine göre daha ziyade bu evlilikler yazın oluyordu, kışın olmuyordu. İşte kapıyı çalıyor, ya valla bir tas suyunuz varsa susadık. O zaman da Siirt'te su sıkıntısı çoktu, yani bir su yoktu. Hep kuyulardan içiliyordu. Yani şey ederlerdi, işte kapıyı eğer kız açsa onu görüyorlardı. Yoksa peki diyorlar, hemen gidiyorlardı içeriye. Eğer evlilik çağındaki kızları varsa, ki var idi, hemen ona bir çeki düzen veriyorlar, tası veriyorlarına, o götürüyor. Tabii o götürünce de ona daha Allah senden razı olsun ama bir tas daha getirir misin diye. Bir de giderken arkadan nasıl yürüyordu? Yani podyumda yürütürüyorlar. Bir de sakalar vardı. Bu Siirt'te su sıkıntısı olduğu için sakalar her gün eve uzak yerlerden, Botan'dan falan bir teneke su getirirlerdi. Kapıyı çalarlardı. Eğer zamanında kapı açılmasa, çünkü bu sabah ezanından önce geliyorlardı. Eğer kapı açılmazsa suyu döküyordu. O kadar kıymetli ki su. Ama kapıyı çaldım, gelmediniz. Şimdi o mesele gidip bu sakaya soruyorlar. Falanın kızları nasıldır? Demiş vallahi bir gün bana şeyi teneke döktürtmemiş. Yani öyle uyanık. Yani ev halkı yatarken o gelip bana kapıyı açıyordu. Şimdi sosyal yaşamımız şöyle. Ailece gidiyoruz çünkü hepimiz akrabayız. Akraba olduğumuzdan dolayı ayrım kayrımımız yok yani. Yani düğünlerde olduğu gibi, hastalıkta olduğu gibi hepimiz birbirimize kenetleniyoruz yani. Ya o nedenle irf adetlerimiz çok iyi. Neden iyi biliyor musun? Cenazede bütün şeyler bakıyorsun ki bir cenazede olduğu zaman binlerce insan geliyor ki o cenazeyi kaldırıyor. Binlercesi seninle mazara gidiyor. Binlercesi seni taziyene geliyor. O konuda aşiretçilik ben tavsiye ederim. Hoşuma gidiyor yani. Yani ne kadar da reddetsek biliyor musun? O konuda, cenaze konusunda, düğünler konusunda hoş bir şeydir. Düğünlerimiz, sünnetlerimiz, ondan sonra cenazelerimiz, taziyelerimiz aynı Urfa'da gelenimiz gibi burada yapıyoruz. Şöyle, cenazelerde kadınlar bir cenazeye kadar gider ama taziye gitmez. Kadınların yeri ayrı, erkeklerin yeri ayrı. Yani taziye yerlerinde erkeklerin yeri ayrı, kadınların yeri ayrı. Cenaze yakınları, komşuları, yakınları cenaze sahibi kendi yemek yapmıyor. Yapmıyor. 3 günden sonra, 4 günden sonra, bazı 10 gün sürüyor. Cenaze sahibi yemek yapıyor. Çevre yapıyor. Komşuları ve çevreler yapıyor. Geçmişte bizde şey vardı, burada yardımlaşma vardı. Onu da kaldırdılar. Sağ olsunlar, kaldırdılar. Yani kendi bir cenazeye giderken bir şeyler götürüyordum. Yağ, şeker, burgu, trinç vesaire vesaire şeyler götürüyordum. Onu da kaldırdılar. Şimdi bir cenaze fakir olduğu zaman o yükü daha ağırlaşıyor kendi akrabasında. Yemekler şöyle, hazır yemek geliyor. Eskiden onu kaldırdıktan sonra biz buradaki 2-3 sene şey sürdü yani kendi çevremizde bir arkadaşımızın cenazesi olduğu zaman bir kabile kaldırıyordu, yoruma yemek götürüyordu. Öğlen yemeği ben götürdüm, akşam yemeği sen götürdün. Birler ya bir şeyler yapıyordu yani. Benim rahmetli babam böyle annem asır mezarlıkta gömdük. Hiç ayrım yok. Şimdi bazı ölülerimiz buruğa defnediyoruz. Ayrılım bu yok, ayrılım bu. Öyle bu Alevi, bu Sünni, bu şey yok. Hepimiz kardeş gibiyiz, kardeş. لروس ايش كان يفوتك النصارى كان يسوون بشخة ولا شو اسمه بشخة عرس كان يسوون ويذبحون يسوون بولت
Bunu dokuyorlar diye. Hristiyan halkımız. Yemek çekiyor diye. Onların düğünleri bizden farklıydı. Bizim düğünlerimiz de Müslüman olan düğünleri, bu inançta olan insanların düğünleri de farklıydı. Ama herkes birbirinin düğününe de giderdi. Farklı din ve mezheplerden gelseler de Türkiye Arapları hem Mezopotamya'nın diğer halklarıyla hem de dünyanın başka yerlerindeki Araplarla ortak bir geçmişe sahip. Anadolu halklarının ortak özelliği sayılan dayanışma, konukseverlik gibi özellikler Arap kültürünü de belirler. Mesela Araplar barışı ve barışın tellallığını yapmıştır aslında bu Mezopotamya coğrafyasında, özellikle Mardin'de. Ma edene insan, mesela ma edene kelp u ma kilib der. Biz kimseye düşmanlık beslemeyiz. Kültüründen geliyoruz. Ve Araplar barışa olan isteğini Süryanilerin, başka kültürden farklı insanların kültürel değerlerini bu sözde, bu sözlerle, bu kıssadan hisseyle, darb-ı meselle ortaya koymuştur. Mahalli bayramlarımız çoktur. Yani mahalli yılbaşımız vardır. Ona dem diyoruz. Bu ayların kısala bu aralığın kaçında en kısa gün. Herkes, evet, herkes dünyanın sona ereceğini beklerken ertesi gün şeye başlıyor, uzamaya başlıyor. O zaman herkes birbirine dem yani devam ediyor diye şey ediyorlar. Hatta o gün bu Noel Baba gibi bir inek varmış. Bu inek de boynunda altınları, işte kim ona ot veriyorsa kapıda o altınları oraya bırakıp gidiyormuş. Yani öyle bir rivayet var. Onun için o yılbaşı gecesi, bizim yılbaşı gecemizin de ben böyle mahalli takvimler, mahalli günler takvimi de yapmışım. Yani öyle yani kutlanıyorum. Şimdi odun kömürünü bilirsiniz, siyah. Onu dışarıda bir coranın içinde, cora, topraktan yapılmış bazı cora. Bazı vardır, bazı yoktur cora. Cora. O corada dışarıda köz haline gelen kömür bir müddet üzerine harmel koyardık. Koku için. İyice köz haline geldikten sonra harmel, tütsü dersiniz siz, koyarlardı. Hem kokusu için hem de zehirlenme olmasın diye kalmışsa o harmelin patlamasıyla o zehiri daha içeri sokmadan. Gelirse de kürsünün içinde. Ve yere koyarlardı. Bir dört ayaklı bir masa şeklinde tahtadan yapılmış ama yüksek. Üstüne koyarlardı. Zaten yan yana gelmezdi. Ortam ortaya koyarlardı. Ve o masanın üstüne, dört ayaklı masanın üstüne de genişçe, uzunca bir yorgan. Bu genelde çaput, şu terzilerde biriken küçük parçalar, kumaş parçaları var ya, onlardan yapılırdı, içine konurdu. Ve böyle bir çaput, yorgan, çaputlu yorgan masanın üzerinde ve insanlar her bir tarafa ayna derdik. Ayna. Ben bir aynaya oturur, babam bir aynaya, annem bir aynaya, kardeşim bir aynaya otururduk, ısınırdı. Soba olmadığı için veya üzerin, sobanın odununun... Üzerinde de bir şey seni vardı. Uzun. O masanın üstüne mesela kahvaltı yapılacağı zaman önce sofrayı koyardık. Sonra sini, bakırdan sini deminin büyüğü yuvarlak konurdu. Kahvaltı orada yapılırdı. Eğer misafir geldiyse yerde yapılırdı çünkü sığamazdık. Ve misafirin önünde çocukların dışında kürsüde oturmak ayıptı. Mesela Siirt'te bir komşu geliyor size, çok oturuyor. Sizin de yarın erken kalkmanız lazım. Ne yapıyorsunuz? Onun ayakkabısına tuz döküyordunuz. Tuz dökmez adam hemen yani bir sefer ben yaptım. Kiraz zamanı
galp oyunu oynanırdı. Galp demek, kirazlardan eğer 4 tanesi bir askıda ise ve bunu bilerek biri, birinin tabağına, birinin kucağına, eline verip onu eline veriyorsa o artık o komşu, her kimse ya da ev sahibinin eline, kimin önüne geldiyse eline, diğerine verir. O 4 tanesi elinde olan ertesi gün evinde misafirliğe gidilecektir. Ev sahibi olacaktır. Hı. Ve 4 kilo da kiraz alacaktır. Hı. Bu bir şey. Bir başka oyunları vardı. Kisteben oyunu. Kisteben, yüksük deriz. Terzilerin kullandığı, iğne batmasın diye parmaklara. O yüksüğün 4-5 tane yüksük misafir sayısına göre, beylerin, bayanların sayısına göre, ama aynı evden, aynı aileden ya bey kaldıracak yahut da eşi kaldıracak. Her kim müsait ise nohut parçası, daha doğrusu bir nohut yüksüğün altında gizlenir, yerler karıştırılır ve herkes birini açar. Bu nohutun yerine yüzük sakladıkları oluyordu. Bunun için de yüzük oyunu adına döndü. İslam öncesinde edebiyatları vardı, dilleri olduğu gibi şairleri vardı. Yani burası dedim ya, kültür yönünden de yani çok büyük alimler yetiştirmiştir burası. Hem eser vermiş insanlardır. Bunlar da hem medreselerde hem eskiden divanlarda oturur sohbet ederlerken ağzı laf yapanlara hele sen de bir şeyler anla derlerdi. O da hakikaten böyle becerikli, okumuş, dinlemiş insanlar bunları anlatırlardı. Uzun süredir Hanse diye bir şairleri vardı, çok önemlidir ki bunun İslam öncesinde söylememin gereği, mesela bugünkü Kabe'nin kapıya yakın duvarında o dönemki Arapların şiire meraklı olan şairlerinin halk arasında söyledikleri şiirler hoşa gidince yavaş yavaş seb'i ta'likat dediğimiz, yani 7 şairin 7 şiiri ya da 7 ayrı yazarın, ayrı düşünürün, o zamanki şartlarda bilginin dil edebiyatıyla ilgili, şarkılarla ilgili, o zamanki ritmiyle, Arap ritmiyle söyledikleri sözlerden toplanarak Kabe'nin duvarına asarlardı ve buna demin söylediğim gibi seb'i ta'likat derlerdi. Kanun vardı, kanun. Kanun vardı. Derbuk vardı, kemane vardı. Kemane vardı, darbuka vardı. Onu vardı. Zeki Kelleçi vardı. Bardak su dolduruyordu, buraya koyuyordu, yere iniyordu, yerden kalkıyordu tam aynanın üzerine. Evet. Oynuyordu. Şimdi kim var? Kanun İsmail vardı. İsmail Melle Refik. Melle Refik. Kanun çalıyordu. Kalkıyordu, kanun burada koyuyordu, uçalıyordu. Oynuyordu. İlye vardı. Kim kaldı?
olduğumuz zaman işte bunlarla uğraşıyoruz. İnanın bazen tedavi amaçtan gelen oluyor ve kuraklarını şuraya satıyorum. Kepeği indiriyorum. Dün zaten bahsetmiştim tahmin edersin bir arkadaşa. İnanın ki ayda bir kez yanımıza gelenler oluyor. Benim yanıma. Kepeği indiriyorum. Hiç bir şey düşünmeden diyorum. Otur dinle. Yemin ediyorum yani 3 dakikadan fazla ona müziği dinletirim. Adam başka bir dünyaya gidiyor. Bazen soruyorum işte neredesin falan. Diyor işte ya abi niye durdun? Ben bir denizin kenarındaydım. Çiçekli, bahçeli, ne bileyim başka bir hayat içerisinde yaşıyordum şu anda. Sevgilimi hatırladım, insanlarımı hatırladım, ölenlerimi, her şeyimi diyor hatırladım küçüklüğümden 12 yaşından sonra bu mesela yaşına göre diyor hatırladım hepsini diyor hatırladım. Ve tedavi olup öyle gidiyor adam. İbillalacık ya nas وأصعب من نزول القبر حنوني بالله متوات على وطويق القبر يا بابا لك يجيني من حبيبي هوايا يا يا باي شفتني شايب ليش أخدتيني شطات تخطر من ورا الاسطح قلب العجية والعجي مجروح شفتها تتخطر من برا الحايط قلب العجية والعجي شوايط geldiğimiz gibi Urfa'dan göç ettiğimiz gibi aynı giyimi kuşağı giyiyoruz burada. Benim eşim kültürüm olarak giyiyor. Gelinim kültür olarak yani Urfa'ya giderken kültürüm olarak giyiyor ama burada çarşıya çıktığı zaman farklı giyiyor. Tesettürlü giyiniyorlar ama şey değil yani. Onları özgürce bırakmışız. Bu biz diyoruz Arapça merhaba. Bu ekal. Bizim büyüklerimiz giydi. Giyim. Beyazı bazı yazın dehinceler var. Beyazlar var. Onlar giyiyoruz. Ama üstteki ekal aynı. Değiştirmiyoruz. Acı şöyle söyleyebilirim yani her yemekte acımız mutlaka mevcuttur yani. İsot biberimiz vardır. İsot mutlaka her evde bulunur yani. En meşhur bizim yemeklerinden çiğ köfte. Diğer yemeklerimiz o kadar değil. Yani şu Urfa'nın en güzel kahvaltısı şu ciğer, ciğerdir. Yani kahvaltıda ciğer yenir mümkün ama yiyoruz yani. Ama yanında soğanla isot olmasa olmuyor. Halklar Mozaiği Mardin'de Araplar için de önemli bir şehir. Mardin'de de nüfusun önemli bölümünü Araplar oluşturuyor. En yoğun oldukları yer Mardin merkez. Ayrıca Midyat, Ömerli, Savur, Yeşilli ilçelerinde de ciddi bir nüfusa sahipler. Bununla beraber büyük kentlere de epey göç vermişler. Mardin Arapları dillerini Arap alfabesiyle değil, Latin alfabesiyle ifade ediyorlar. Ama daha çok sözlü kültüre hakim. Hasit Merene gibi bir kalenin bütün halklara kapılarının açık olduğu bir döneme kadar kültür farklılıklarını dikkate almadan ama birbirleriyle konuşarak birbirlerinden bilgi alışverişinde bulunarak, aradaki ufak sorunları birlikte çözerek. Bunu burada söylerken halkın kendi sorunlarının çözümüyle ilgili modern devlet anlayışından yoksun demeye kimse getirmez. Çünkü her dönem kendi özgürlükleriyle devam ederken bundan etkilenen, bu birliktelikten kuşku duyan, yarın aleyhime muhalifler olarak dönebilecek anlamda
kuşku duyan bazı güçler bu birlikteliği, hasip merene gerçeğini, toprağın uyanışını, Meryem Ana'nın uyanışını, halkların barış içinde yaşamasını, güvercinle özleşmesini, zeytinle özleşmesini, şu Mezopotamya barış gerçeğini ortaya koyup da kaleden ayırmak mümkün değildir bütün halklarıyla. İşte bu nedenle farklı inançlara sahip olmuşlardır. Bu bizim damın üzerine iki tane, üç tane Hristiyan vardı bizim komşumuz. Ta gece yarısına kadar oturuyordu, konuşuyorduk. Arap halkının bu farklı kültürlerin içinde kendini üstün bir ırk ya da üstün bir kültür, inanç olarak tanımlamamıştır. Bu barışın birlikte kurulabileceğine inanmıştır. Bir tengere sarma yapıyorlardı, yükültüyorlardı başın üzerine orayı. Kaleye, Hasit Mereni'ye. Evet. Orta, Gazi Köşkü'ne. Hasit Mereni, Meryem Ana'nın doğuşu ya da uyanışı. Ya da uyanışı ya da toprağın uyanışı. Mereni diyen, Meridin diyen, ismini Mardin diyen, isminden başlarsak işte bu da Mardin Kalesi ama 1965-67'lerden itibaren yavaş yavaş bu halkların bu kalede piknikle başlayan ve madem ki ortak bir şehirde yaşıyoruz, Mardin gibi bir şehirde yaşıyoruz ve farklı kültürlere sahibiz, Ermeni, Süryani Kadim, Yahudi, evet Yahudi mahallesi vardır, çeşmesi vardır, hatta havrası vardır. İnançlarıyla ilgili Müslüman, Arap, yani bunlar vardı. Tabii ki bu insanların buradaki birlikteliği, kaledeki birlikteliği sadece birbirlerinin piknikte yaptıkları yemeklerinin tadını almak değildir. Şarkılarının tadına varmak, şiirlerinin tadına varmak. Kalede kar havuzları da bulunmaktadır. O dönemden eğer bırakılmışlarsa, kar havuzları, o zaman işte buz fabrikaları yoktu. Teknoloji nedeniyle kar satılıyordu Mardin'de, biriktirilen yağan karlardan. Kalanın arkasına 5-6 tane meslece vardı. 5-6 tane kar havuzu. Amele dolduruyordu ta dibine kadar. Etkul la hatir eşken istamirun el meslecet. Buz yoktu, fabrika yoktu, bir şey yoktu. Kesiyordu. Ramazan günü alıyordu bir parça bir kar. Evet. Ayranın içine koyuyorduk, içiyorduk. Kimse yoktu. Benim babam da meslecede çalıştı. Daha Nusaybin'e kadar götürüyordu, Kızıltepe'ye götürürdü, Veyranşehir'e götürüyordu. Evet, evet. O meslededen. Bu kalede ki kar havuzlarında. Torba alıyordu, evet. Amele tutuyordu. O mesle büyük bir meslece. Bir ton, iki ton kar. Evet. 50 tane amele her meslecede dolduruyordu. Evet. Basıyordu ta dibine kadar. Üzerine de saman koyuyordu. Bir de çadır koyuyordu. Saman üzerine. Çadır. Bir de toprak üzerine koyuyordu. O koyuyordu. Ta yaza kadar. Ve babalarımız birkaç cümle Süryanice konuşabilir haldeydi. Hatta bazıları, daha yaşlıları Ermenice konuşabilir haldeydi. Bugün 3-5 Ermeniceyi konuşur insana rastlayamazsınız. Kısacası yeniden doğuş, yortu, bunlar hepsi bu halkların geleneklerinde vardır. Ama geleneğinde olup da ortak geleneği olan Süryanilerin, Ermenilerin, Arapların, Kürtlerin bir Hasit Merenesi vardı ki, işte bu demin anlattığımız beraberlikle bu kalede canlanmıştı. Maalesef 67'lerden bu yana biz mevcut olan askeri üst nedeniyle çıkamıyor, kendimizi ifade edemiyor.
Mezopotamya'nın kadim halklarından biri olan Araplar, tüm farklılıklarına rağmen dillerine, kültürlerine dair talepleriyle Anadolu halklarının ayrılmaz bir parçası. Oh,